Merhabalar sevgili gençler, sınav ajansı konu anlatımıyla tekrardan karşınızdayız. Konumuz köklü sayılar, hem konu anlatımı olacak hem de soru çözümü olacak bu içeriğin içerisinde. El yazması PDF'ler hakkında bir kısım şikayetler hem de kendim beğenmediğim için artık bu şekilde daha düzenli ve daha kalıbı oturmuş bir sayfa üzerine yazmaya karar verdim. Diğer konularınız da hazır. Onların da videolarını çekip yükleyeceğim sevgili gençler. Diğerinin kalıbı hakkında da sayfa tam bir A4 sayfası boyutunda olmadığı için yazdıran arkadaşlar mail yoluyla bana geri döndüler. Fotoğraf da göndermişlerdi. Bunu yazıcıdan çıktısını alan arkadaşlar kenarlardan köşelerden yazıların kaybolduğunu söylüyorlardı. Bu yüzden tam bir A4 formatı sayfasında artık bunu yaptık. Biraz da dizgi kullandık. İnşallah sizin için de iyisi olmuştur diyelim ve konumuza başlayalım. A negatif olmayan bir gerçek sayı olmak üzere karesi A olan ve negatif olmayan sayıyı A'nın karekökü denir. Bu sayıyı şu sembolle gösteririz sevgili gençler. Bunun doğal bir sonucu olarak da eğer kök A sayısı karekök A sayısı B'ye eşitse, ki bunu da unutmayın, karekökten kaynaklı, bakın X, şunu nasıl okuruz? X kare. Demek ki buranın kökün derecesinin 2 olması gerektiğini anlarız. Bunun ikinci dereceden kökünde A eşittir B ise, her iki tarafın karesini aldığın zaman A eşittir B kare olacaktır. A negatif olmayan bir gerçek sayı ise kök A'yı biz A üzeri 1 bölü 2 biçiminde gösterebiliriz. Örneğimize bakalım. En içten en dışa doğru hareket edeceğiz. Öncelikle kök içerisinde 81 9'dur. 9'un da kare kökü 3'tür diyebiliriz. Demek ki şurası 3 artı. Kök içinde 16 4'tür. 4'ün kare kökü de 2'dir. Burası da 2'ymiş. Kök 16 da 4'tür demiştik zaten. Bunların toplamının kare kökünden bahsedilmiş. 4'e 2 ekle 6, 6'ya 3 ekle 9. Demek ki kök 9 sorulmuş bize. Kök 9'da 3 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir diğer örnek. Karekök içerisinde 3 eşittir x ve karekök içerisinde 5 eşittir y ise x üzeri 4 artı y üzeri 8 kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle biz bu karekök içerisinde 3'ü 3 üzeri 1 bölü 2'nin 1 bölü 2. kuvveti dersek, diğeri de 5 üzeri 1 bölü 2'nin 1 bölü 2. kuvveti dersek, bunun 4. kuvveti alınmış, bunun ise 8. kuvveti alınmış ve toplanmış. Bize bu soruluyor. Şimdi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 4 dersek 3'ün karesi gelecektir. Artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4. 8'i 4'e bölersek ne gelecektir o da? 2 gelecektir. Demek ki 5'in karesi. Bu arada şurada bir hata yaptık. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4. Bunu 4 ile çarparsak 1 gelir. Yani şurası 3 üzeri 1 olacak. 3 üzeri 1 3'tür. 5'in karesi de 25'tir. Toplamları da bize 28 sonucunu verir diyebiliriz. Geçtik bir sonraki örneğimize. Karekökünün karesi 3 olan. Şimdi karekökünün karesi deyince sayının kendisinden bahsediyor demek ki, yani 3'müş. Sayı ile karekökünün karesi 2 olan sayı. Şimdi karekökünün karekökü, özür dilerim. Karekökünün karekökü 2 olan sayı. Tabii diğerine x dedik. Buna da x demeyelim. Buna y diyelim sevgili gençler. Şöyle ki bilgisayar biraz yavaşladı, neden bilmiyorum. Y eşittir 2 diyelim. 2 defa karesini alırsak şu karekökler gider. Bunun da 2 defa karesini alırsak sevgili gençler ne olacaktır? 2 üzeri 4'ten 16 olacaktır. Demek ki Y de 16'ymış. Bunların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Cevabımız 19 olacaktır. Geçtik bir sonraki sorumuza. Hatta konu varmış, özür dilerim. A ile B negatif olmayan reel sayılarsa kök A ile kök B'nin çarpımı kök AB'dir. A yine negatif olmayan bir gerçek sayı ve B de pozitif bir gerçek sayı ise kök A'yı kök B'ye bölmek yerine A bölü B'nin karekökünü de alabilirsin diyoruz. Bu bize bir kolaylık sağlıyor. Yani ben direkt kök 20'yi kök 2'ye böldüğüm zaman kök 10 ifadesini bulabilirim. Bölü kök 30'u kök 6'ya böldüğüm zaman da kök 5 ifadesini bulabilirim. Kök 10'u kök 5'e böldüğümüz zaman da doğal olarak kök 2'yi buluruz. Cevap Adana olur. A negatif olmayan bir gerçek sayı x, y ve z gerçek sayılar ise x kök A ile y kök A'yı toplayıp
Z kök a'yı çıkarmak yerine hepsini kök a parantezine alabilirsin diyor. Kök a parantezinde x artı y eksi z ile karşılaşırsın böylelikle. Şimdi alttaki sorumuza bakacak olursak, a pozitif bir reel sayı olduğuna göre 4'ü ben dışarı çıkarabilirim 2 diye 2 kök a olur. Artı 9'u da 3 diye dışarı çıkarsak 3 kök a olur. Alt kısımda ise 36 kök a'yı 6 kök a yazarım. 25 kök a'yı da 5 kök a olarak yazabiliriz. Üst tarafı toplarsak 5 tane kök a vardır. Alt tarafta 6'dan 5'i çıkarırsak 1 yani kök a kalır. Burada kök a ifadelerimiz giderse geriye cevap olarak 5 kalacaktır. Cevap da Ceyhan'dır diyebiliriz sevgili gençler. Evet, geçelim bir sonraki sayfamıza. Üstü sayıları işlerken a üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü a olduğunu öğrenmiştik. Bu eşitliğe benzer olarak 1 bölü kök a'nın da aslında 1 bölü a üzeri 1 bölü 2 yani eşittir a üzeri eksi 1 bölü 2 olduğundan bahsedebiliriz. Ben bu eksi 1 bölü 2'yi a üzeri, şimdi eksi 1 bölü 2'yi nasıl elde ederim? 1 bölü 2'den 1'i çıkarırım. O halde onun yerine şunu yazarsak. Bu da a üzeri 1 bölü 2'nin a'ya bölümüdür. Yani kök a'nın a'ya bölümüdür diyebiliriz. Yani aslında ben 1 bölü kök a ifadesini kök a bölü a olduğunu da söyleyebilirim. Bunu neler gerçekler? İster ileride göreceğimiz eşlenik kavramında, ikinci videoda göreceğimiz eşlenik kavramında bunu eşleniğiyle çarparsan, mesela kök a ile çarparsan kök a bölü a olduğunu da söyleyebilirsin. İstersen de burada bir içler dışlar çarpımı yaparak bu durumu gerçekleyebilirsin. Yani kök a ile kök a'nın çarpımı a eşittir bir kere a. Sağlar mı? Sağlar. Demek ki bu ifadeler birbirine eşitmiş. Dolayısıyla artık buradaki sonucu da yazabiliriz. 1 bölü kök a eşittir kök a bölü a diye yazabiliriz. 3'ü kök 3'e bölmek demek. 3 dediğimiz sayı kök 3 çarpı kök 3'tür. Kök 3'e bölersek sadece elimizde bir kök 3 kalır. Yani kök 3 artı, yanında da kök 3 var zaten. Kök 3 artı 6 dediğimiz sayı ise 2 çarpı 3 bölü kök 3'tür. 3 bölü kök 3'ün kök 3 olması gerektiğini söylemiştik. Demek ki bu da 2 kök 3'müş. Bunları toplarsak cevabın 4 kök 3 olması gerektiğini bulabiliriz. Altta soru yok. Geçelim üst tarafa. Üst tarafta bir örnek var. 2 artı kök 2 çarpı 2 artı kök 3 eksi 2 kök 3 eksi kök 6 işleminin sonucu nedir? Dağıtacağız sevgili gençler. 2 ile 2'yi çarptık 4. 2 ile kök 3'ü çarptık 2 kök 3. Kök 2 ile 2'yi çarptık 2 kök 2. Ve kök 2 ile kök 3'ü çarptık kök 6 geldi. Ekstradan eksi 2 kök 3 eksi kök 6'mız da geldi. Burada birbirini götüren ifadeler var. Artı 2 kök 3 ile eksi 2 kök 3 ve artı kök 6 ile eksi kök 6 gibi. Geriye kalan ifade bizim cevabımız olacaktır. Yani 4 artı 2 kök 2 bizim cevap seçeneğimizdir diyebiliriz. Hatırlatma, çarpanları ayırmadan bazı özdeşlikler. A artı b'nin karesinin a kare artı b kare artı 2ab. A eksi b'nin karesinin a kare artı b kare eksi 2ab olduğunu. A kare eksi b karenin de 2 kare farkı yani a eksi b çarpı a artı b olduğunu bilmemiz lazım. Genelde köklü sayılarda bu özdeşlikler kullanılır. Kök 3 artı kök 2 eksi kök 3 eksi kök 2'nin karesi. Bakın 2 kare farkı var. Bunları önce açıp sonra da çıkarma işlemi yapsan aynı şeyi bulursun. Ama direkt olarak 2 kare farkı yapabilirsin. Kök 3 artı kök 2 artı kök 3 eksi kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2 eksi kök 3 artı kök 2 dedim. Bir artılı bir eksili çarptık. Bölü alt kısımda 2 kare farkı yok. Bu sefer bu kareleri açacağız. Kök 3'ün karesi artı kök 2'nin karesi 5 yapar. Artı 2 çarpı kök 2 çarpı kök 3'ten 2 kök 6 artı yine kök 3'ün karesi artı kök 2'nin karesinden 5 yapar. Eksi 2 çarpı kök 3 çarpı kök 2'den eksi 2 kök 6 gelir. Şimdi burada artı 2 kök 6 ve eksi 2 kök 6 birbirini götürürse alt kısım 10 yapar. Yukarıda ise eksi kök 2 artı kök 2 artı kök 3 eksi kök 3 birbirini götürürse şu kısım 2 kök 3'tür. Şu kısım ise 2 kök 2'dir. Bunları çarparsak 2 kere 2 4 kök 2 kere kök 3 kök 6 bölü alt kısımda zaten sadece 10 vardı. 4 ile 10'u sadeleştirecek olursanız burası 2'dir. Burası 5'tir. Yani cevabımız 2 kök 6 bölü
5'tir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtik 3. sayfamıza. 3. sayfada bir örnek var. Bu örnekte 2 eksi kök3'ün karesi artı 2 artı kök3'ün karesi eşittir a ise a artı 2 nedir diye sorulmuş. Şu kısmın karesini bir alalım. Birincinin karesi 4. İkincinin karesi 3 eksi 2 çarpı 2 çarpı kök3 yani 4 kök3 artı birincinin karesi 4, ikincinin karesi 3 artı 2 çarpı 2 çarpı kök3 yani 4 kök3. Bu neymiş? A. E peki bu ifadede eksi kök3 4 kök3 ile artı 4 kök3 birbirini götürürse 4 3 daha 7 4 3 daha 7 14 eşittir A mıymış? Evet. O zaman ben bunu buraya yazarsam 14'e 2 ekle 16, 16'nın karekökü de 4 yapar diyebiliriz. Bir diğer örnek. X kare artı 12'nin karekökü eksi x eşittir 2 ise x kare artı 12 artı x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi eksi x'i bu tarafa gönderin. Kök içerisinde x kare artı 12 uzatalım eşittir x artı 2 olur. Her iki tarafın karesini aldığınız zaman buradaki karekök gidecektir. X kare artı 12 eşittir x kare artı 4x artı 4 gelecektir. Ve sonrasında x kareler birbirini götürürse 4x eşittir 12'den 4'ü çıkar 8. X kaç geldi? 2 geldi. X 2 ise artık yerine yazabiliriz. 2'nin karesi 4. 4 artı 12 16. 16'nın karekökü 4. Artı x 2 idi. 4 artı 2 doğru cevap 6 olacaktır sevgili gençler. Geçtik bir sonraki sorumuza. A artı a kare artı 1'in karekökü eşittir 1. A'yı karşıya atarım. A kare artı 1'in karekökü eşittir 1 eksi a gelir. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman a kare artı 2a artı 1 eşittir bu tarafın karesi 1 eksi 2a artı a kare geldi. Sonrasında ise a kareler birbirini yine götürür. Bu tarafta 2a var, bu tarafta eksi 2a var. Attık bu tarafa 4a. Eşittir buradaki artı 1 ile burada artı 1 var birbirini götürür. 4a eşittir 0 ise a kaçmış? A 0'mış. A 0 ise burası 0 olur. Şurası da 0 olur. 0 eksi kök 1 yani 0 eksi 1 yani eksi 1 bize bunu sormuş. Cevap Adana'dır diyebiliriz. Aşağıda diyor ki n bir pozitif çift tam sayı olmak üzere n'inci kuvveti a olan negatif olmayan gerçek sayıya a'nın n'inci dereceden kökü denir. Bu sayı şu şekilde gösterilir demiş. Şimdi ben bu sayıyı bu şekilde göstereceğim. N'inci dereceden diyor. Yani bu 3. dereceden, 4. dereceden, 5. dereceden olabilir. Eğer derece isteniyorsa şu şekilde yazacaksın. Ben zaten ilk başlangıçta da söylemiştik. Şu ifade karekök x diyoruz ama şuranın da 2 olması gerektiğini unutmayın demiştik. Devam edelim üst tarafla. N 2'den büyük veya eşit olmak üzere bir ve bu n bir doğal sayı olmak üzere n tekse n'inci dereceden kök içerisinde a ifadesi her zaman gerçek sayı belirtir. Ama n tekse yani a burada ister negatif olsun ister pozitif olsun ister sıfır olsun eğer derecesi tekse her şey olabilir. Ama n çift sayıysa n'inci dereceden kök içerisinde a ifadesinin gerçek sayı belirtmesi için a'nın sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor. Buna kare köklü veya işte çift dereceli köklerin tanımlı olduğu aralıktan kaynaklı bir sıkıntı var. Nasıl ki bir sayının karesi negatif olamıyor, o halde negatif bir sayının da kare kökü alınamaz diyoruz. Tamam mı? Yani x'in karesi nasıl ki sıfırdan küçük olamıyor, tamam mı? O zaman sıfırdan küçük bir sayının da kare kökü alınamaz. Bakın tam tersten düşünüyoruz. Bunu sakın bir daha aklından çıkarma. Eğer derece çiftse içerisi minimum 0 olacak. Negatif olamaz diyoruz. Şimdi bakın buranın derecesine 2. Yani çift. O zaman 6 eksi x dediğimiz ifadenin 0'dan büyük veya eşit x'i karşıya atarsak x küçük veya eşittir 6 olmasını bekliyoruz. Ve derecenin de x eksi 1'in de ne olmasını bekliyorduk sevgili gençler? Bakın burası neydi? Eksi 2. Eksi 2 ise öncelikle derecemiz 2'den büyük veya eşit olmak zorunda. Ve x eksi 1'in de tek olması gibi bir zorunluluğumuz var. Neden tek? İçerisi negatif.
Çünkü derece tekse içerisinde negatif, pozitif, sıfır her şey olabiliyordu. Ama çiftken negatif olamıyordu. X eksi bir tekse X mutlaka ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. Bir. İkincisi X eksi bir 2'den büyük veya eşitse X de 3'ten büyük veya eşit olmak zorundaydı. Şimdi diyor ki X 3'ten büyük veya eşit. X 6'dan küçük veya eşit. Yani 3 ile 6 arasında ve çift olacak. 6 var, 4 var. Başka var mı? Yok. Bunların toplamını sormuş. O halde cevap 10 diyeceğiz. Geçtik sevgili gençler bir altındaki örneğe. X eksi 3'ün karekökü artı 4. dereceden kök içerisinde 8 eksi x ifadesinin bir gerçek sayı belirtmesini mümkün kılan x tam sayılarının toplamı nedir? X eksi 3 dediğimiz ifadenin sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Bir de 8 eksi x dediğimiz ifadenin de sıfırdan büyük veya eşit olmasını bekliyoruz. Çünkü burası 2, burası 4, ikisi de çift. X 3'ten büyük veya eşittir. X 8'den küçük veya eşittir. O halde 3'ten başlayacağız. 4, 5, 6, 7, 8. Bunların hepsi de olur diyeceğiz. Bize bunların toplamı sorulmuş. 3 ile 8'in, 4 ile 7'nin, 5 ile 6'nın toplamı 11 olduğu için 11 tane 3 deriz. Cevap ne olur? 33. Geçtik sevgili gençler. Alttaki uyarımıza. Şununla alakalı olan bir uyarı. Hemen sonundaki ile alakalı. A reel sayı ve n birden büyük bir tek sayı. N'inci dereceden kök içerisinde a dediğimiz ifade a üzeri 1 bölü n biçiminde yazılabilir. Neden? Çünkü ben karekök x'i x üzeri 1 bölü 2 diye yazmıştım. Yani şuradaki 2 buradaki paydaya geçmiş oluyor. A pozitif reel sayı veya 0 yani sıfırdan büyük veya eşit ve n de birden büyük bir çift sayıysa tamam mı? N'inci dereceden kök içerisinde a eşittir a üzeri 1 bölü n diye yazılabilir. Bakın burada a tüm reel sayılar olabiliyorken neden? Çünkü n dediğimiz sayı tek sayı. A burada sadece pozitif hatta en küçük sıfır olabilir. Neden? Çünkü n dediğimiz sayı burada çift sayı. Bunları da unutmayın. Çiftse içerisi sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olacak. Tekse içerisi her sayı olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Geçtik sevgili gençler. Dördüncü sayfamızdaki ilk sorumuza. Üçüncü dereceden kök içerisinde 3 çarpı dördüncü dereceden kök içerisinde 3 bölü kök 3 işleminin sonucu hangisidir diye sorulmuş. Şöyle diyelim. 3 üzeri 1 bölü 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 4 bölü 3 üzeri 1 bölü 2. Burada yapmamız gereken şey üssüz sayılardaki kuralları kullanmak. 3 üzeri 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü toplayıp 1 bölü 2'yi çıkarmamız gerekiyor. Ve şurayı ben 4 ile, burayı 3 ile, burayı da 6 ile genişletecek olursam 4 artı 3 eksi 6 bölü 12 yani 1 bölü 12 olur. Peki 3 üzeri 1 bölü 12 geldi benim cevabım. Ben bunu nasıl yazarım? 12. dereceden kök içerisinde 3 diye yazarım. Olur biter. Cevabımız denizde olacaktır. Geçtik bir diğer örneğe. Küp kök içerisinde x üzeri 4 sayısı 4. dereceden kök içerisinde x küp sayısının kaç katıdır? Yani diyor ki bunu buna böldüğün zaman ne bulursun? Şimdi şu sayı x üzeri 4 bölü 3 biçiminde yazılabilir. Sağdaki sayımız da x üzeri 3 bölü 4'tür. Yani bizim yapmamız gereken x üzeri 4 bölü 3'ten 3 bölü 4'ü çıkarmak. Peki çıkaralım artık basit bir işlem. Burası 4, burası 3. X üzeri 16 eksi 9 bölü 12. Yani x üzeri 7 bölü 12 diyebiliriz. Ben bunu 12. dereceden kök içerisinde x bölü x üzeri 7 diye yazabilirim ve dolayısıyla cevabım denizde olacaktır. Geçtik bir sonraki örneğe. Karekök içerisinde 4 üzeri x artı 2 bölü küp kök içerisinde 2 üzeri 3x eksi 6 eşittir 2 üzeri x artı 5 demiş. Şimdi bakın 2 üzeri 2'nin x artı ikinci kuvveti deriz ve bunun da bir de karekökü var bölü 3, 2 üzeri 3 üzeri diyelim. Tamam mı? X eksi 2. Neden? Bakın 3x eksi 6 yapar orası. Çarpıldığı zaman bunun da küp kökü denmiş. Eşittir 2 üzeri x artı 5'miş. Bunları yaptıktan sonra şuradaki kare kökle buradaki 2, buradaki küp kökle buradaki 3 birbirini götürür. Geriye 2 üzeri x artı 2 bölü 2 üzeri x eksi 2 kalır. Eşittir 2 üzeri x artı 5'miş bu da. Ben x artı 2'den x eksi 2'yi çıkarırsam 2 üzeri 4 olur burası. Ve doğal olarak x artı 5 4'e eşit olur.
O halde x kaçtır sevgili gençler? Tabii ki eksi 1'dir diyebiliriz. Geçtik bir üst tarafa. K pozitif tam sayı olsun demişiz. N'inci dereceden kök içerisinde a üzeri m eşittir. K çarpı n ve k çarpı m burada göze çarpan. Yani diyor ki ben kökün derecesini k ile çarptıysam burayı da k ile çarpabilirim. Bir sıkıntı yok, eşitlik bozulmaz. Hem derece hem üst pozitif bir k tam sayısı ile çarpılırsa sonuç değişmez diyoruz. Şimdi şuna bakalım. Bunları sırala diyor bize. X'i kök 3 olarak, Y'yi küp kök 4 olarak, Z'yi de 6. dereceden kök içerisinde 25 olarak vermiş. X, Y, Z'nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi kök 3, şurasının derecesine 2, buranın derecesi 3, buranın derecesi 6. 2, 3 ve 6'nın ortak katı nedir? 6'dır. Doğru mu? Şimdi o zaman ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Şunları şöyle görmezden gelelim, silelim. Bakın buranınki 2 idi. 3 ile çarparsam ne olur? 6 olur. Buranınki de 3'lü. 2 ile çarparsam 6 olur. Ben burayı 3 ile çarpmıştım. O zaman bunun da küpünü alacağım. Ben burayı 2 ile çarpmıştım. Demek ki bunun da karesini alacağım. O halde hepsi şu oldu bakın. 6. dereceden kök içerisinde 27. 6. dereceden kök içerisinde 16. Ve 6. dereceden kök içerisinde 25. Hangisi büyükse o büyüktür. Demek ki içlerinde en büyüğü x'miş. Sonra z'ymiş. Sonra y'ymiş. Tersten yazmış şıklarda da. Y küçüktür, z küçüktür, x diyebiliriz. Bir diğer örnek. 1 bölü kök 2, 1 bölü küp kök 4 ve 1 bölü 6. dereceden kök içerisinde 10. Ben 1 bölüleri görmeden kök 2, küp kök 4 ve 6. dereceden kök içerisinde 10 ifadelerini bir yazayım. Tamam mı? Sonra buranın derecesi 2, buranınki 3, burası 6. Hepsinin o keki 6 olduğu için bunu 3 ile çarparım ve şuraya 3 gelir. Burası 6 olur. Burası 6 olur. 2 ile çarptım. Buraya 2 gelir. Burası zaten 10'du. Burası 6. dereceden kök içerisinde 8. Burası 6. dereceden kök içerisinde 16. Burası 6. dereceden kök içerisinde 10'dur. Şimdi sıralayalım. Hangisi daha büyük? Y. Değil mi? Y büyüktür. Y büyüktür. Z büyüktür. X diyeceğiz. Y, Z, X. Doğru mu? Şimdi ama hocam biz bunları sıraladık. Bir bölüleri değil ki. O zaman şöyle diyeceğiz. Hepsi de ters çevrildiyse işareti de yön değiştirivereceksin. Tamam mı? Yani diyeceksin ki Y küçüktür, Z küçüktür, X'miş aslında. Dolayısıyla cevap Denizli olacaktır. Geçtik sevgili gençler 5. sayfamıza. 5. sayfada çok önemli kritik bir nokta var. Diyoruz ki eksi 2'nin karesinin karekökü. Normalde bir sayının karesinin karekökü kendisidir değil mi? Bir sıkıntı yok. Bunlar hatadır arkadaşlar. Neden? Eksi 2'nin karekökünün karesi derken şunu hiç unutmayın. Bir sayının karekökü veya çift dereceden kök hiçbir zaman negatif sonuçlar doğurmaz. Öncelikle bunu söyleyelim. Ben bunları dışarı çıkarırken mecburen şu şekilde çıkaracağım. Mutlak değer eksi 2 diyeceğim. Bu da cevap olarak bana 2'yi verecek. Bunu da dışarı çıkarırken 4'leri götürdüm. Mutlak değer eksi 3 kalacak. O da eşittir 3 olacak. Bunlar hatalıdır. Gibi hatalar demişim bakın. Köklü sayılarda işlem yaparken düşme olasılığı en yüksek olan hatalardır. Bu hataya düşmemeniz için en pozitif tam sayı ve x eleman reel sayı olmak üzere 2n ve 2n yani bunlar çiftse ve aynıysa mutlak değer x olarak çıkaracaksın diyoruz. Örneğin x karenin karekökü mutlak x'tir. X üzeri 4'ün 4. dereceden kökü mutlak x'tir. Aşağıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri daima doğrudur? X kare 9 ise mutlak değer x 3'tür demişiz. Doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Karekök içerisinde 16 yani 4. Eksi 2'nin karesinin karekökü 2'dir. 4'ten 2'yi çıkarırsak 2 kalmasını beklerdik. 6 kalmış, yanlış. Eksi 3'ün karesi 9, 9'un karekökü 3 çarpı ki mutlak değer eksi 3, 3'tür. 2'nin karesinin karekökü 2'dir. 2 kere 3, 6 olması gerekirken eksi 6 olmuş. Yanlış. Demek ki cevabımız neymiş? Yalnız 1. Geçtik bir diğer soruya. Eksi 2'nin karesinin karekökü mutlak değer eksi 2'den kaynaklı 2'dir. Artı 4'ün karekökü 2'dir. Bir de artı 2 eşittir 6. Eksi 3'ün karesinin karekökü mutlak değer 3 olduğu için mutlak değer eksi 3'ten 3 çarpı eksi 2'nin karesinin karekökü mutlak değer eksi 2'den kaynaklı 2. 2 kere 3 6. Eksi 4'ün karesinin karekökü 2. 4.
Orayı yanlış yazdık. 4 eksi 3'ün karesinin karekökü 3. 3 kere 4 12. Bölü 4'ün karekökü 2. 12 bölü 2 6. Hangilerinin sonucu 6'dır diye sormuştu. Hepsi. Tamam. Ve geçiyoruz üst tarafa. Üst tarafta A bir reel sayı. N birden büyük bir tam sayı olmak üzere. A'nın n'inci kuvvetinin n'inci dereceden kökü eğer ki n çiftse mutlak içerisinde çıkar. Tekse de olduğu gibi çıkar diyoruz. Bak tekler içinde artık ekstrem bir durum getirdik. N'ler tekse olduğu gibi. Negatifse negatif çıkaracağım. Pozitifte pozitif çıkaracağım. Sıfırsa direkt olduğu gibi hiç yani şeye gerek yok. Atraksiyona gerek yok. Ama çiftse mutlaka mutlak değer içerisinde çıkaracaksın diyoruz. Örnek. Kök 3 eksi 2'nin karesinin karekökü. Mutlak değer kök 3 eksi 2 diye çıkar. Artı burası mutlak değer kök 3 eksi 1 olur. Eksi 1 olur. Eksiği artı gibi oldu. Orayı bir düzeltelim sevgili gençler. Şöyle. Evet kök 3 eksi 1 bunun mutlak değeri eksi. Burası eksi 8'in küp kökü eksi 2'dir. Doğru mu? Şimdi biraz oynayalım bakalım ifadelerle. Kök 3 mü büyük kök 2 mi? Tabii ki 2. Pardon kök 3 mü büyük 2 mi? Tabii ki 2. Dolayısıyla burası eksiyle çarpılıp çıkacak. Yani 2 eksi kök 3 oldu. Artı. Burası kök 3 mü büyük 1 mi? Kök 3 dolayısıyla olduğu gibi çıkar. Kök 3 eksi 1. Eksi eksi ne yaptı? Artı yaptı. Artı 2 dedik. Artı kök 3 eksi kök 3 gitti. 2 ile 2'yi topla 4. 1 çıkarırsan cevabı 3 olarak bulabilirsin. X sayısı 3'ten küçük olduğuna göre x kare eksi 6 x artı 9 hemen x eksi 3'ün karesi burası. E bir de bunun kare kökü verilmiş mis gibi. Bunlar birbirini götürürse mutlak değer x eksi 3 kalır. Artı burası olduğu gibi çıkar x artı 1'dir. Şimdi mutlak değer x artı eksi 3 dediğimiz ifade x 3'ten küçükse 3'ten küçük olan bir sayıdan 3'ü çıkarsan negatif olur. Dolayısıyla 3 eksi x diye çıkar artı x artı 1 dersek soru bitti. Eksi x ile artı x birbirini götürürse doğru cevap olan 4 elimizde kalacaktır. X 0'dan 0'da y'den küçük olmak üzere. Yani x negatif y pozitif olmak üzere. X kare eksi 2 x y artı y kare. Bu nedir? X eksi y'nin karesinin kare kökü. Artı burası direkt olduğu gibi çıkar x eksi y. X eksi y'nin karesinin kare kökü mutlak değer x eksi y diye çıkar. Artı burası da x eksi y'ymiş zaten. Peki mutlak değer x eksi y nedir? X negatif y pozitifken yani x y'den küçükken burası negatif olacağı için y eksi x diye çıkacaktır. Artı x eksi y'den. Eksi y artı y eksi x artı x birbirini götürürse cevap olarak elimizde 0 kalacaktır. Geçtik 6. sayfamıza. 6. sayfada şu tarz soruları çözeceğiz. Bunlar tam kareyi tamamlayan sorulardır. Tamamlanacak olan sorulardır. Çoğu da tam karedir zaten. Sadece sen hangisinin tam karesi olduğunu bulmakla mükellefsin. 1 bölü 16 biliyorsun ki 1 bölü 4'ün karesi. Burası da 1 bölü 5'in karesi. Yandaki bir şeyin karesi değil hocam. Ne yapacağız? Merak etme bir şey yapmayacaksın. Eğer ki 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 5'in sonucu varsa orada ki bakalım. 2 ile şu giderse 2 ne gelir? 1 bölü 10. 2 çarpı 1. çarpı 2.dir o zaman bu da. Yani bu kısım 1 bölü 4 ile 1 bölü 5'in toplamının parantez karesinin bir kare köküymüş diyebiliriz. Ben bu 2 ile buradaki karekökü götürürsem cevap 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 olacaktır. Burayı 5 ile burayı 4 ile genişletirsen doğru cevabın 9 bölü 20 olduğunda görürsünüz. Yani cevap Bursa olacaktı. Bir sonraki sorumuzda unutmadan bir düzeltme yapmak istiyorum. Gençler şurası 4 olacak. 4 bölü 30 dizgide bir hata olmuş, kusura bakmayın. Bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Burası 1 bölü 5'in karesi olduğunu, bunun 1 bölü 3'ün karesi olduğunu biliyorsun. Eğer ki elinde eksi 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 5 gibi bir ifade varsa eğer şuradaki bakıyorsun eksi 2 bölü 15 yapar. Yok gibi ama zaten bu eksi 2 bölü 15 demek eksi 4 bölü 30'un ta kendisidir demek ki varmış. O halde 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5'in karesi gelecek buradaki ifade. Bir de bunun karekökü. Şimdi bu mutlak değer olarak çıkacaktır. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 diye. Şimdi 1 bölü 3 mü büyük 1 bölü 5 mi? 1 bölü 3 büyük olduğu için bundan bunu çıkaracağız. Ya da istersen işlemi yaparsın. Negatif çıktıysa pozitifini alırsın. Burayı 5 ile burayı 3 ile genişletirsen 5'ten 3'ü çıkar. 2 bölü 15 bizim cevabımız olacaktır diyeceğiz. Örnek.
bir a sayısının yaklaşık değerini rasyonel olarak bilirsek 2a'yı, 3 bölü 2a'yı, a'nın karesini, 3 bölü 4 çarpı a küpü ve vesaire vesaire sonsuz tane gibi sayıların da yaklaşık değerlerini bulabiliriz. Bir öğrenci kök 7 sayısının yaklaşık değerini biliyor. Buna göre bu öğrenci aşağıdaki köklü sayılardan hangisinin yaklaşık değerini bulabilir diye bir soru var. Cevap şıkkının Denizli olduğunu görüyoruz. Diğer şıklarda ise bunu sağlamayacağını şu şekilde kontrol edeceksin. Bütün şıkları tek tek deneyeceksin bu arada. Öncelikle 252'yi asal çarpanlarına ayıracaksın. 2, 126. Doğru mu? Tekrar 2'ye böldük. 63. 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 21. 3'e böldük. 7. 7'ye böldük. 1. Şimdi bakın. Demek ki bu 252 dediğimiz sayı kök içerisinde 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 7'nin ta kendisiymiş. Ya madem öyle, bu 2'nin karesi dışarı çıkar 2. 3'ün karesi de dışarı çıkar 3. Ama burada sadece kök 7 kalır. Ve öğrencimiz de kök 7 sayısının yaklaşık değerini bildiği için 6 ile bu bildiği değeri çarparsak sonucu buluruz. Demek ki cevabımız Denizli olacakmış. Yani kök 7 sayısının gerçek değerini, yaklaşık değerini biliyorsa aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kök 7 çarpanı mevcuttur diye bir soru sorulmuş aslında bize. Biz de bunu bulduk. Geçtik. Bir diğer örneğe. Kök içerisinde 432 sayısının yaklaşık değerini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir diye soruyor. Artık sen biliyorsun mevzuyu. 432'yi böleceksin. 2'ye böl. 216. Değil mi? 2'ye böl. Ne gelir? 2'ye böldüğümüzde 108. Tekrar 2'ye bölelim. 54 gelsin. Tekrar 2'ye böldük. 27 gelsin. Bunu 3'e böldüm. 9 gelsin. 3'e böldüm. 3 ve 3'e böldüm. 1 gelsin. Şimdi kök içerisinde 432'yi ben 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4 diye yazarım. Çarpı 3'ün karesi çarpı 3 diye yazdım. Tamam mı? Neden bu şekilde yazdım? Çiftleri denk getirebilmek için. Şu kök dışına çıkar, bu da kök dışına çıkar ama bu kök dışının içinde kalır. Dolayısıyla ben kök 3'ün değerini bilirsem kök içerisinde 432'nin de yaklaşık değerini bulabilirim diyeceğim. Bir diğer örnek. A sayısı kök 2'ye, B sayısı kök 3'e, C sayısı kök 5'e eşit olduğuna göre kök içerisinde 3,6 ifadesinin ABC türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın gençler. 2 ile 2'yi çarparsam 4, çarpı 3 12, çarpı 3 36. Eğer ki ben bu 36'yı 2 kere 5'e bölersem 3,6 gelir. Doğru mu? Doğru. O zaman ben bunları kök 2, kök 2, kök 3, kök 3, kök 2, kök 5 dersem burası da kök 3,16 olur. Bak mis gibi. Kök 2'ler de giderse. Kök 2 dediğimiz zaten A'ydı. Kök 3 dediğimizde B'ydi. Kök 5 dediğimizde C'ydi. Yani cevap A çarpı B'nin karesi bölü C olacakmış. Dolayısıyla cevap Adana'dır diyebiliriz. Geçtik bir diğer örneğe. AB iki basamaklı bir sayı olmak üzere x eşittir kök içerisinde AB ve y eşittir kök içerisinde 10 olduğuna göre kök içerisinde 0,0AB ifadesinin x ve y türünden değeri nedir diye sorulmuş. Ben bu AB sayısını 10'a bölersem A virgül B'yi, AB iki basamaklı sayısını 100'e bölersem 0.AB'yi ve AB iki basamaklı sayısını 1000'e bölersem 0,0AB'yi bulurum ki burada durmam gerekiyor. Neden? Çünkü sorunun içerisindeki köklü ifadenin içindeki ifade budur. Demek ki 1000'e bölmem gerekiyor. Yani 10 üzeri 3'e bölmem gerekiyor. Yani ben bu AB sayısını 10'un küpüne böleceğim. Tamam mı? E şimdi gene şunu yapalım. Buraya bir kök koyalım. Buraya da bir kök koyalım olsun bitsin. E kök AB neye eşitti? X'e. Kök 10 neye eşitti? Y'ye. Burada da bir de y'nin küpü var. Cevap x bölü y küp olacakmış diyebilirsiniz. Geçtik sevgili gençler 7. sayfamıza. Kök x ile kök 3'ün toplamı a ise x eksi 9 bölü kök x eksi kök 3 ifadesinin a türünden değeri nedir? Bu kök x dediğimiz ifade, x dediğimiz ifade kök x'in karesidir. 3 dediğimiz ifade de 3'ün karesidir. Yani diyor ki kök x'in karesinden 3'ün karesini çıkar. 2 kare farkı vardır burada mevcuttur. Kök x eksi kök 3 ile kök x artı kök 3'ün çarpımı biçiminde yazabiliriz burayı. Bölü kök x eksi kök 3 dersek bunlar gider.
geriye kök x artı kök 3 kalır. Kök 3'tü. Ve bu da zaten neye eşittir? A'ya. Yani şu ifadeyi çözdük, gene A ile karşılaştık. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır diyebiliriz. Evet, eşlenik konusuna bir sonraki videoda geçeceğiz gençler. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.